Geçelim diğer gelişmelere. Siyasetin içindeki en sıcak tartışmalardan biri de işte Sedat Peker'in sözleri, iddiaları, o iddialara ilişkin verilen ya da verilmeyen yanıtlar. Mesela Mehmet Ağrı özellikle hedef gösterdiğini hatırlayacaksınız. Mehmet Ağrı bir de ne konuda hedef göstermişti ya da hangi iddiayla gündeme getirmişti hatırlayalım. Son olarak Kutlu Adalı cinayeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağrı'nın adını geçirmişti ve Korkut Eken'in adını geçirmişti. Şimdi geride bıraktığımız hafta içerisinde çok konuşulmuştu bu durum ve işte Korkut Eken'le konuşmuştu. Saygı Öztürk biliyorsunuz. Onun ardından birkaç soruyu, eksik kalan soruları da gündeme getirmişti. Diyor ki Sedat Peker, gittiler Kuzey Kıbrıs'a. Ben de kardeşime, hatta tetikçilik için kardeşime görevlendirmiştim diyor tırnak içerisinde. Şimdi Korkut Eken bunu kabul etmişti. Atilla Peker'le, Sedat Peker'in kardeşiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğini ifade etmişti. Korkut Eken'in ifadelerini duyduk, evet, yani takip ettik, okuduk vesaire. Bir de Atilla Peker de konuştu şimdi. O da diyor ki iddiaların ardından gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı. Onu da hatırlatalım. Hatta ruhsatsız silah nedeniyle aslında gözaltına alınmıştı. Onun da bilgisini verelim. Soylu'nun dediği gibi, devlete hizmet ettiğimizi zannediyorduk diyor Atilla Peker. Ama ekliyor, meğer kullanılmışız diye. 1996'da Kutlu Adalı'nın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana, dedim abi ben kendi öz kardeşime vereceğim sana. Öz kardeşim. Evet. Atilla Peker'i dedim. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Peker, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sedat Peker, Kutlu Adalı cinayetinin azmettiricisi olarak Mehmet Ağrı ve Korkut Eken'i işaret etmiş, kardeşi Atilla Peker'le Korkut Eken'in Adalı'yı öldürmek için birlikte Kıbrıs'a gittiğini öne sürmüştü. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Öldürsek öldürdü derdi. O iddianın ardından Atilla Peker gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınma sebebinin Kutlu Adalı cinayeti değil, ruhsatsız tabanca olduğu ortaya çıkmıştı. Atilla Peker, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada kardeşi Sedat Peker'in iddialarını doğruladı. 1996 yılının Mart ya da Nisan ayıydı. Kardeşim Sedat Peker'in çağrısı üzerine otele gittim. Orada Korkut Eken de bulunuyordu. Kıbrıs'ta Türk tarafının Yunanlılara satmak isteyen PKK'lılar olduğunu, bunların asker ve polislerimizi şehit edenler olduğunu söyledi. Her gencin gösterdiği refleksi gösterip Korkut Bey ile Kıbrıs'a gittim. Şükürler olsun ki Kutlu Adalı'nın ölümü benim elimden olmadı. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Atilla Peker, Korkut Eken'le birlikte Kıbrıs'a gittiklerinde yaşadıklarını da anlattı. Korkut abiyle birlikte Kıbrıs'a gidip bir otele yerleştik. Albay Galip Mendi'nin görev yaptığı Sivil Savunma Dairesi'ne gittik. Orada Yarbay Enver Topuz da bulunuyordu. Onların Kutlu Adalı suikastiyle ilgilerinin olup olmadığını bilmiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kutlu Adalı'yı öldürmek için gittiğimi biliyordum. Bana Kutlu Adalı dağlarda gezen PKK'lı terörist gibi anlatılmıştı. Evinin orada keşif yapmak amacıyla 2 kez dolaştık. Bu esnada yanımda hep susturucu takılmış Uzi ve Jeriko silah vardı. Evinin önüne gittiğimizde Adalı'nın yanında 12-13 yaşındaki bir çocuk bulunuyordu. Rahmetli belki başına böyle bir şey gelecek diye çocukla dolaşıyor diye de aklımdan geçti. Yanında çocuk olursa belki canına kıymazlar diye böyle bir yola başvurduğunu düşündüm. Peker, Korkut Eken'in de kendisi gibi kullanıldığını savundu. Olaylardan öğrendiğim, birileri rant peşindeyken birileri de vatan millet adına hizmet ediyor. Ben bunu anladım. Korkut abi de bu şekilde kullanılan, ülkesine hizmet etmek isteyen birisidir. Kıbrıs'ta çalışmamızın 3. gününde Kutlu Adalı'yı alayın içine getirdiler. Şimdi düşünüyorum da alay komutanı öldürmek istendiğini anlamış olacak ki bilinçli şekilde alayın içerisine alınmasını istedi. Bu sebeple eylemi gerçekleştiremedim. Zaten bu durumda evinin etrafında dolaşıp da bu adamı öldürmenin bir anlamı kalmadı. Bu teşhir olduğundan biz de Türkiye'ye döndük. Ama kendisi bana dedi ki Atillacığım bu olay için tekrar geleceğiz. Atilla Peker gözaltına alındığında Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ifade vermek istediğini ancak ifadesinin alınmadığını söyledi. Yarın öleceğimi bilsem bile ben bu konuyu açıklardım diyen Peker, devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk diye konuştu.